Namazda fısıltıların üstesinden gelmek. Bir Müslüman namaz esnasında veya namaz dışında çoğu zaman bir takım çirkin düşüncelere ve kötü fısıltılara maruz kalır. Hiç şüphe yok ki bu ve benzeri şeyler şeytandandır. Müslümanı yaltmak, onu hayırdan mahrum etmek, ondan uzaklaştırmak ister. Kul konuşmadığı ve amel etmediği müddetçe bu fısıltılardan sorumlu tutulmaması da Cenab-ı Hakk'ın rahmetindendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz ki Yüce Allah ümmetim için içinden geçirdikleri şeyleri fiil yapmadıkları yahut dilleriyle konuşmadıkları müddetçe affetmiştir. Şeytandan gelip Allah'a, Resulüne ve şeriatına karşı kınanacak sözler fısıldayabilir ki Müslüman buz eder ve hoşlanmaz. Bundan kaçması ve ona buz etmesi imanın sahih olduğuna delildir. Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bir kısmı ona sordular. Bazılarımızın aklından bir kısım vesveseler geçiyor. Normalde bunu söylemenin günah olacağına kaniyiz. Bunun üzerinde Hazreti Peygamber gerçekten böyle bir korku duyurur musunuz diye sordu. Oradakiler evet deyince işte bu korku imandan gelir demişti. Müslümana bu saplantıları savunması emrolunmuştur ve eğer bunları ihmal edip devam ederse bu ihmalın cezasını verecektir. Bu vesveseleri sabah ve akşam Kur'an ve şer'i zikirlerde, sebatla taat ve kötülüklerden sakınmada imanı kuvvetlendirerek ve elin tahsiliyle meşgul olmak gibi şeylerle giderilir. Çünkü alim şeytana karşı ibadet edenden daha şiddetlidir ve Allah'a ve elçilerine inandım demektir. Hz. Ayşe buyurdu ki, Resulullah şöyle buyurur, Şeytan birinize gelir de sizi kim yarattı der, siz Allah dersiniz. O da Allah'ı kim yarattı der. Biriniz buna uğrarsa bunu söylesin. Ben Allah'a ve peygamberlerine inandım. Bu yeterli olacaktır. Vesvese namazda ise şeytanın şerrinden Allah'a sığınılmalı ve soluna üç defa tükürülmelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına bir adam gelir. Ya Resulullah, muhakkak şeytan benimle namazımın ve kıraatımın arasına girdi. Onu bana karıştırıyor dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Hizab denilen bir şeytandır. Onu hissettiğin vakit ondan Allah'a sığın ve sol tarafına üç defa tükür diye buyurdu. Bunun üzerine adam ben bunu yaptım. Allah da onu benden giderdi demişti.